birinci orunda İslamlı pozisyasını doğru özleştirişimiz gerek. İslamlı hakiki manada, yani usulünü özleştirişimiz gerek. İslam'da iki de usul var. Bittesi akide usulü, ikincisi fikh usulü. Akide usulü bilen biz, akidemizi sabit kılabiz. Fikh usulü bilen biz, muamelelerimizi, ibadetlerimizi sabit kılabiz. Bu iki arası sabit bugendeyin keyin, yani müstahkem fundamentke ornaşıp organımızdan keyin, bizge teklif buluyetken, türlü hıl siyasi maksatlarge yok diye cevap bera alışımız gerek. Bu vazifeni imamlar kıladı aslida. Hazırki zamandaki vazifege, yani yükleme imamlar gibi yükletirge. İmamlar bu vazifelerde öte mesuliyetli zimmeni, yani zimmeye alışken işini, vazifeni. Şerefli iş bir manada. Peygamber aleyhissalatu vesselam turu birgen iş, bu işin devamçıları. İmamlar, ulamalar, alımlar, karılar. Oşa siyretten aladigen meselemiz şu, ilmi yakin buluş gereği bizde. Turgen pozisyemizi bilgilaşımız gereği. Ornumuzu kursatışımız gerek. Çünkü halk ornu bar adamlarına gelip dini doğrusu savaş soruyordu. Sizin ornunuz var, mevkifiniz var, pozisyeniz var. Bitti, yani tahdid bilen şart özgürlük edip kalmayısınız. Turberasız. Doğru, hemme hakikatlerine, hemme cahide ayette uğruş doğrumez. Yani bu talebem kılınmaydı, bazen acizlikle yoyuladı. Hamma haqiqatlarni aytishga inson majbur emas. Ba'zi o'rinlarda ojizlik qiladi. Nima munkarni ko'rsa, hamma munkarni gapiraverishlik talab qilinmaydi. Qiyin bu. Bu faqat payg'ambarlardan talab qilinadi. Nima uchun? Payg'ambarlar bir munkarni ko'rsa, indamay qo'yishligi mumkin emas. Mumkin emas. Nimaga indamasa nima bo'ladi? Sunnat bo'lib qoladi bu. Taqririy sunnat bo'lib qoladi. Munkar narsani taqriri sünnet bo'lishligi joiz emas. Shuning uchun payg'ambarlar hiç qachon tek turmagan. Munkarni oldida o'zini pozitsiyasini aytgan. Biz hamin qadar iymon, quvvat, kuch, vaziyatga qarab qo'limizdan kelgancha pozitsiyamizni aytamiz. Ha, ba'zan ba'zi o'rinlarda indamay qolishligimiz uzrli, ma'zurli hisoblanamiz. Va buni muhalif bo'lgan İslam'ga o'sha payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlardagi muhaliflarning bugungi kun davomchilari o'zlarini siyosiy maqsadlarida foydalanishga harakat qilishadi. Bu narsalardan haqiqatni aytmayapsan, saroy mullasisansan, mana bu gapni gapirishing kerak, qilib o'zini bog'chasidagi o'yinchog'ini gapirtirishga istaydi. Siyosatchilar chiqibdi bir ikkita siyosatchi. Maqsadi siyosat. Ben siyosat haqida o'qib o'rganishlik tarafdoriman da, siyosatni o'rganish kerak, bilish kerak. Lekin maqsadi siyosat bo'lgan, siyosat orqali iqtidorga urinayotgan odamlarni o'ta saviyasiz demaylik mayli. O'ta tanlagan maqsadi past odamlar deb bilaman. Dunyoni xohlagan odamlar ular. Endi shu yo'liga dinni foydalanmoqchi. O'ylaydi dunyo matosiga erishmoqchi, iqtidorga saylov yaqinlashyapti O'zbekistonda. Shuning uchun chiqib harakat qilishyapti. Iqtidorga dunyoda ozgina matoga erishmoqchi va maqsadlari yo'lida dindan foydalanishmoqchi. Odamlar ulamolarni, ahli ilmlarni, imomlarni, din da'vatchilarini yaxshi ko'rishligidan foydalanmoqchi. Ularni allachi deyapti bittasi. Ularga osilyapti. Xalq eshitadi dedi ularni. Allahçı dese, halk bunu eşitse indi. Bunu eşitse buna ne kadar bu? Bu fakat şu cemiyetteki muammalarını yaparıp, biz bu muammalarını halkılamız deyip siyasi maksatka erişmek için. Bu kadimden var pozisyon. Peygamber aleyhissalatu vesselam yok dediler. Turdular ve bu hakikatte turuşluk bizge kıyametke kadar sünnet buldu. Pozisyonda turuşumuz gerek. Aytalmagan gaplarimizda ham qalbimizda o'sha haqiqat tarafta turishimiz kerak. Bu birinchi pozitsiya.